Teşekkür ederim Sayın Başkan, sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Rusya, Ukrayna'yı uluslararası hukuku ve Minsk protokolünü de ihlal ederek işgal etti. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ukrayna'nın, yani Karadeniz'in karşı kıyısındaki komşumuzun toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı çiğnenmiştir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İlaveten şiddetle kınıyoruz. Sayın Başkan, gelinen bu noktada Türkiye'nin bu süreçle ilgili tavrı, tutumu, tedbiri özenle ama mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı ile belirlenmelidir. Yürütme organının bu süreçle ilgili tavır, tutum, eylemleri noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işin asıl sahibi olduğunu hatırlatmayı bir görev sayıyorum. Şimdi gelişmeleri izliyoruz. Güvenlik zirvesi toplandı, bitti. Sonuç merak ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce elime ulaşan bir açıklaması var. Dünkü açıklamalarıyla da bayağı terslikler, zıtlıklar gösteriyor. Bunu biraz sonra göreceğimiz kanunda yapacağım konuşmada bunlara değineceğim. Ancak benim şimdi söylemek istediğim şudur Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü ve desteğini arkasına almak istiyorsa, ki almalı, alabilmeli, bu sebeple bu meselenin ekonomik siyasal sonuçları ve riskleri bakımından ister bu gece, ister yarın sabah kapalı özel bir oturumla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Büyük Millet Meclisi'ni Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasına, özelde de Rusya-Ukrayna krizi süreci bakımından bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu sürecin sahibi ve paydaşı yapmalıdır. Anayasamızın 87. maddesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün milletvekillerimizin bildiğini biliyorum. Ama hasreten 87. maddesiyle anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen görevleri bir kere daha hatırlamamızda ülkemizin âli menfaatleri bakımından fayda görüyorum. İşin sahibi yürütmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çağrımız çok açık, çok net. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi kendisini yeni sistem, çünkü tek adam yönetimidir. Süreci tek başına yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi kendisini Buyurunuz efendim. Bu gece olmadı, yarın Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir kapalı oturumla bilgilendirmeye ve istişareye davet ediyorum. Doğru olan budur. Yapılması gereken budur. Bu süreçte Türkiye bakımından olası ekonomik ve siyasal riskler, askeri riskler bakımından işin sahibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, anayasanın 87. maddesini yürütme organına tekrar tekrar hatırlatıyorum. Biz biraz sonra görüşeceğimiz bir uluslararası anlaşmayla parlamentodaki bütün siyasi parti grupları konuyla ilgili fikirlerimizi ortaya koyacağız. Ancak konunun kapalı oturumda görüşülmesinin özel bir emniyet ve öneminin olduğu aşikardır. Bu vesileyle yürütme organına şu sitemimi de belirtmek isterim. Ukrayna'da çoğunluğu öğrenci olmak üzere 20 bini aşkın Türk Buyurunuz efendim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardır. Biraz önce arkamdaki milletvekili arkadaşımıza sanıyorum Odessa'dan telefon geldi. Bizi arıyorlar. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerekir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı keşke birçok ülkenin yaptığı gibi günler önceden oradaki vatandaşlarımızı uyarabileydi. Bunu da bir eksik, hayır seyahat etmeyin dendi ama Ukrayna'dan ayrılın uyarısı yapılmadı bildiğim kadarıyla. Yapılmadı. Seyahat etme başka bir şey. Ukrayna'ya gitmeyin başka bir şey. Ukrayna'dan ayrılın başka bir şey. Gösterin efendim bana belgesini. Yapılmadı.
Neyi tartışıyoruz ki? Ben burada samimi bir şekilde 20 bin insanımızın can mal güvenliğiyle ilgili endişemi ortaya koyuyorum. Yani bu meclisin yürütmenin her yaptığına böyle kayıtsız şartsız destek vermesini her vesileyle yürütme Buyurunuz Sayın Altay. Aidiyeti bakımından anlamaya çalışıyorum. Ama arkadaş 20 bin gencin hayatı söz konusuysa da yürütmenin yanlışına evet denmez canım. Bu kadar olmaz Sayın Başkan. Bu kadar olmaz. Ve bu bir şeyi daha göstermiştir ki Montreux Sözleşmesi Karadeniz Havzası bakımından, Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler bakımından, bu ülkelerin barış, huzur, refah içinde yaşaması bakımından ne kadar hayati bir önem taşıyor. Bunu da bu vesileyle gördük. Biraz sonra konuşmamızda değineceğiz ama hükümetin Montreux konusunda yüksek hassasiyetini ve işin gereğini yapma noktasında anlaşmaya, sözleşmeye harfiyen uyması noktasında yürütme organını sıkı bir takip ve denetim içinde tutacağımızı da Yüce Meclis'in bilgilerine ve aziz milletimizin bilgi ve takdirlerine sunuyorum. Teşekkür ederim efendim. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Öncelikli olarak hakikaten bütün insanlığın huzuru, barışı, güvenliği asıldır. Uluslararası hukuk ve küresel teşkilatlar, Birleşmiş Milletler gibi bunu sağlamakla mükelleftirler. Bununla beraber özellikle bölgesel ve küresel güvenlikle birlikte Karadeniz'in güvenliği bizler için de çok önem arz etmektedir. Bu çerçevede öteden beri bütün dünyaya ve Karadeniz'den komşularımız hem Rusya hem de Ukrayna'ya Sayın Cumhurbaşkanımız itidal çağrısında gerektiğinde arabuluculukla kucaklayıcı, kuşatıcı bir şekilde hukuk içerisinde, barış içerisinde görüşmelerle meselelerin çözümüne dönük çağrılarda bulunmuş. Bu konuda onarıcı, yapıcı bir dış politik yaklaşımla kucaklayıcı ve kuşatıcı ve uluslararası hukuku önceleyici durumu, yaklaşımı bütün ilgili muhataplarıyla ve dünyayla paylaşmıştır. Ancak ne yazık ki bu manada Rusya, Ukrayna ile ilgili bir savaşın başlangıcına düğmeye basmak suretiyle vesile olmuştur. Öncelik olarak şunu ifade etmek isterim ki, bu süreç içerisinde Dışişleri Bakanlığımız, gerek Kiev Büyükelçiliğimiz, gerek Odessa ve buradaki konsolosluk çağrı merkezimizden 15 binin üzerindeki Ukrayna'da yaşayan Buyurunuz efendim. Gerek merkezden, Dışişleri Bakanlığımızdan, çağrı merkezinden, gerek Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Konsolosluğumuzdan 15 binin üzerindeki vatandaşımıza bizzat telefonla arayıp veya SMS göndermek suretiyle bu konuyla ilgili süreç içerisinde bilgilendirmeler yapılmış, güvenliklerinin sağlanması, tahliye ile ilgili hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır ve resmi anlamda da aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımız 12 Şubat, 22 Şubat ve 24 Şubat tarihlerinde de bunu açık bir şekilde hem buradan Ukrayna'ya gidecek vatandaşlarımız hem de Ukrayna'dan Türkiye'ye gelecek ve orada güvenliklerini sağlamaya dönük vatandaşlarımıza gerekli açıklamalar, bildirimler mutaden yapılmıştır. Bu polemik konusu olacak bir husus değil. Buyurunuz Sayın Başkan. Teknik bir konudur. Bu bilgiyi de Yüce Meclis'in ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu konuda 5000'e yakın vatandaşımız da Türkiye'ye gelmiştir, dönmüştür. Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu asla kabul edilemez.
bir operasyon olarak reddettiğimizi beyan etmiştik. Bu saldırı Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nda haksız ve hukuksuz... Buyurunuz efendim. Rusya Federasyonu'nun da bu haksız ve hukuksuz eylemini bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü bugüne kadar desteklediğimiz gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğimizi Yüce Meclis'in huzurunda bütün milletimize ve bütün dünyaya ifade etmek isterim. Bu konuda barış, huzur ve istikrara vurulmuş bir darbe olarak gördüğümüz Rusya'nın savaş kararını Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğini sağlama noktasında bütün insanlığın da sorumlu olduğunu ve bu konuda bütün uluslararası hukuk kuruluşlarının da teşekkürlerinin de bu konuda insanlığın can, mal, özgürlük, bu konudaki emniyetini, güvenliğini sağlama konusunda da bir yükümlülük içerisinde olduğunu hatırlatmak isterim. Buyurunuz efendim. Barış her zaman savaştan evladır, öncedir. Dolayısıyla biz dünya beşten büyüktür derken küresel düzenin bu konuda insanlığın geleceğini tehdit eden küresel zulüm düzeninin de değiştirilmesi gerektiğini vurgularken işte tam da parmak bastığımız konu budur. Buradan hareketle bu olayların gerçekten insanlığın geleceği ve güvenliği için Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın da gerçekten fonksiyonel anlamda insanlığın geleceğine, barışına, huzuruna, güvenliğine, refahına katkı sağlayacak şekilde fonksiyon üstlenmesi gerektiğini de hatırlatmak isterim. Bugüne kadar her iki komşumuza da gerçekten kucaklayıcı, yapıcı bir şekilde savaş olmadan barış içerisinde sorunların çözümüne dönük yaklaşımımızı bundan sonra da devam ettirebileceğimizi hem Sayın Putin'le hem... Buyurunuz Sayın Başkan. Hem Sayın Putin'le hem de Sayın Zelenski ile birebir görüşmeleri esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koymuşlardır. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de milletimiz adına parlamentodaki temsilciler olarak ifade ediyoruz ki bir an evvel barışa dönülmelidir. İnsanlığın selameti, bölgemizin selameti, Ukrayna ve Rusya'nın da selameti açısından bu zorunlu neticeyi bir an evvel almanın inşallah hep beraber şahidi olalım diyor. Bu konuda bütün niyetlerimizin gerçekleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi niyetiyle, duasıyla hepinize selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Altay. 20 bin vatandaşımızın hayatıyla ilgili duyduğum endişeyi savaş bölgesinde kalan sayın mevkidaşımın bir polemik yapmak olarak değerlendirmesini kendisine yakıştıramadım. Bu sebeple yerimden bir dakikalık söz talep ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Akbaşoğlu, bugün meclisi çalışma planı yokken karar verdik, birlikte topladık. Derdimiz Türkiye'nin bu savaştan mümkünse sıfır hasarla 20 bin vatandaşımızın da can güvenliğini sağlayarak Türkiye'ye getirmek ve komşu kıyımızdaki iki komşu ülkenin savaşına da Türkiye'nin yapacağı savaşın durmasına katkıları konuşmak. Bu savaşın durması lazım. Bunun için bugün buradayız, meclisteyiz. Ben 20 bin vatandaşımızla ilgili endişem var diyorum. Siz diyorsunuz ki polemik yapıyorsun. Niye polemik yapayım arkadaşım? Yani yasamanın görevi yürütmeyi denetlemek, yürütmeyi uyarmaktır, yürütmeyi ikaz etmektir arkadaşlar. Siz bize diyorsunuz ki görevinizi yapmayın. Yürütmeyi al. Buyurunuz efendim. Yok. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Dışişleri Bakanlığı açıklaması bana da geldi. Tam olarak şöyle. 22 Şubat'ta yapılmış ve ne denmiş biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Ukrayna'nın doğu bölgesinden ayrılın denmiş. Yani oraya bomba, kurşun düşer, biraz kaçın, batıya kaçın. Böyle şey olabilir mi? Bütün ülkeler Ukrayna'yı terk edin demiş birçok ülke.
Bizimkiler Ukrayna'nın doğu bölgesinden ayrılın demiş. Buna dikkat çekiyorum. Bunda ne var? Bunları da söyleyemeyeceksek biz çekip gidelim. Siz kendiniz oturun burada ya. Hayret bir şey ya. Sayın Akbaşoğlu lütfen, Sayın Danış Beştaş'ın sizden önce söz talebi var efendim. Buyurun Sayın Danış Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben de konuşmamda öğrencilerin ağırlıkta orada mahsur kaldıklarını, destek talep ettiklerini ve muhatap bulamadıklarını ifade etmiştim. Bunu öyle laf olsun diye söylemiyoruz. Hakikaten burada bir propaganda yapmak gibi bir amacımız da yok. Önemli olan şu anda var olan sorunları, sıkıntıları ve hayati meseleleri çözme iradesidir ve bu nedenle buradayız. Kendisi ısrarla ve inatla bunu reddediyor. Yani konuşmasında uzun uzun konuştu. Ancak ekonomik etkileri, hangi politikalar ürettiklerini, öğrencilere nasıl katkı sağlayacağını, Türkiye'deki kayıpları nasıl engelleyeceğine dair hiçbir somut ifade kullanmadı. Şu anda somut olarak şöyle bir sorunumuz var. Türk lirasının değer kaybını geçtim. O diğer ürünleri, ekonomik sıkıntıları geçtim. Öğrenciler ve Türkiye yurttaşları orada. Buyurunuz efendim. Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Uçak bulamıyorlar, bulundukları yerden ayrılamıyorlar. Dilerse Sayın Akbaşoğlu'na ben konum bilgileri, kimlik bilgilerini de verebilirim. Yani bunu biz ezbere burada ifade etmiyoruz. Şu bir alışkanlığa dönüştü. Ne söylesek, hayır doğru söylemiyorsunuz, gerçeği budur diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani bizim kendi aklımızdan bir şüphemiz yok. Ya da elimizdeki verilerden de bir kaygımız yok. Burada derdimiz hakikaten bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, vatandaşların gelmesini sağlamak. Sayın Akbaşoğlu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir bilgilendirme ile ilgili net bir şekilde hem Yüce Meclisi hem de kamuoyunu aydınlatmak için bir Dışişleri Bakanlığı'nın 12 Şubat'ta, 22 Şubat'ta, 24 Şubat'ta açıklamaları olduğunu bu konuya ilişkin ifade ediyorum. Bir. İkinci olarak 15 binin üzerinde Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımıza telefonla ve SMS'le ulaşılmak suretiyle bizzat bu konuyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığını ve halen bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini, kara ve deniz yoluyla tahliye imkanlarının da hava yoluyla da tahliye imkanlarının söz konusu olduğunu bu süreç içerisinde bugün itibariyle hava sahasının kapalı olduğunu, bununla beraber hava, deniz ve kara yoluyla 5000'in üzerindeki vatandaşımızın Ukrayna'dan Türkiye'ye döndüğünü bu çerçevede ifade ediyor. Net, resmi, doğru bilgileri veriyorum. Ve şu anda niçin Kazakistan'da denmişti? Sayın Dışişleri Bakanımız ikili görüşmeler münasebetiyle bir takvim içerisinde Afrika'daki ikili görüşmelerde de bulundular. Oradan da Kazakistan'da daha önceki tarih itibariyle ikili görüşme söz konusu olduğu için oradalar ve bugün de Türkiye'ye dönmek suretiyle bu konunun üzerinde, orada da bu konunun üzerinde bütün dışişleri bürokratlarıyla, diplomatlarıyla görüşme içerisinde bu olaya nezaret etmektedir. Şunu ifade ediyorum Sayın Başkanım. Buyurun efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten bu konuda çok duyarlı, hukukun üstünlüğüne inanan ve kendi vatandaşlarının canını da her şeyden fazla önceleyen bir yaklaşım içerisinde olmuştur. Bu pandemi sürecinde sağlıkla ilgili yüz binlerce insanımızı dünyanın belki yüzü aşkın ülkesinden kendi ülkemize getirme noktasındaki başarısı da hepimizin ortak bir başarısı olarak ortadadır. Dolayısıyla bu konuda en ufak bir tereddüt olmadığını ve işlemlerin, münasebetlerin, ilişkilerin oradaki vatandaşlarımızla, ilgili kurumlarla, Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde koordinasyonla
devam ettiğini ifade etmemden de bir bilgilendirme olarak herhalde meclisimizin de memnun olması lazım geldiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz Sayın Altay. Meclis çare müessesi. Tabii bu işleri konuşacağız. Ben niye konuşalım da demem. Ama Sayın Akbaşoğlu'nun ben biraz önce söylediğim bakanlığın duyurusunu, tarihini verdi de içeriğini söylemedi. Yani beni yalanlamadı. Yalanlayamazdı zaten. Ben şimdi okuyorum bakanlığın duyurusunu. Ukrayna'nın doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik durumu duyurusu. 22 Şubat 2022. Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir demiş ve bir telefon numarası vermiş bakanlık. Olan bu. Bu kötüdür demem ama bu ya eksik. Niye eksik? Şimdi Donetsk'teki ve Luhansk'taki bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencimizin kıt kaynaklarla orada barınan, okuyan öğrencimizin. Buyurunuz Sayın Altay. Kaç tanesinin var? Ben diyorum ki Dışişleri Bakanlığı bu konuda bu işi eksik yapmıştır. Uyarıyı geç yapmıştır. Uyarıyı Ukrayna'dan ayrılın şeklinde yapmak yerine Ukrayna'nın doğusundan batısına kayın şeklinde yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı'na buradan soruyorum. Donetsk'te okuyan, Luhansk'ta okuyan öğrenci Kiev'e gidip nerede yatacak, nerede kalkacak kardeşim? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar gayri ciddi dış politika yapılabilir mi? Bunları söylemeyelim mi Sayın Başkan? Ayrıca demek ki çağrımı haberler geliyor mağduriyetle ilgili. Tekrar tekrar söylüyorum. Burası meclis. Güvenlik zirvesinde konuşulanların meclise aktarılması lazım. Biraz sonra konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vermeye tekrar tekrar davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat gelip bizleri. Sayın Grup Başkan Vekilleri. Buyurunuz. Bakınız burada bir tartışma konusu olması açısından değil. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda bütün an be an meseleler takip edilmektedir diyorum. Telefonla 15 binin üzerindeki vatandaşımıza ulaşılmıştır diyorum. Gerekli uyarılar internet ortamında her türlü açıklamalarla yapılmıştır diyorum. Ve 5 binin üzerinde vatandaşımız da Ukrayna'dan Türkiye'ye gelmiştir diyorum. Ben şunu somut olarak ifade ederim mevkidaşlarıma. Somut bir şekilde bizden istedikleri, Dışişleri Bakanlığımıza iletmek istedikleri mağduriyetlerle ilgili bilgileri de bizle beraber kendileri de paylaşabilirler. Doğrudan Dışişleri Bakanlığımızla bizle de paylaşıp bizle Dışişleri Bakanlığımıza iletebiliriz diyorum. Saygılarımı sunuyorum.